Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yaş problemlerini beraber işleyeceğiz. Yaş problemlerinde bir önceki problemlerde gördüğümüz denklem kurmayı da sıkça kullanacağız. Şimdi yaş problemlerinde neler dikkat etmemiz gerektiğini ilk önce beraber inceleyelim. Bir kişinin bugünkü yaşı x ise a yıl sonraki yaşı x artı a yıl önceki yaşı x eksi a'dır. Sorularda bunları zaten daha iyi beraberce göreceğiz. En kişinin bugünkü yaşları toplamı x ise a yıl sonraki yaşları toplamı x artı n çarpı a'dır. Yani kaç tane kişi varsa arkadaşlar zaten buna göre en kişi dediği için n çarpı a'yı x'e ekliyoruz. Yine bunu da örnekler içinde göreceğiz. A yıl sonraki yaşları toplamı x artı n çarpı a yıl önceki yaşları toplamı x eksi n çarpı a'dır. Yine iki kişinin yaşları farkı x ise a yıl sonra veya a yıl önce yaşları farkı yine x olur. Yani kişiler arası yaş farkı yıllara göre değişmez. Bir kardeşiniz varsa kardeşiniz arasındaki yaş farkı değişmez ya da annenizle babanız arasındaki yaş farkı değişmez. Yani yaşları toplamı diyorsa yılların etkisi vardır ama yaşların farkı diyorsa arkadaşlar yılların etkisi yoktur. Bunu da yine örneklerde beraber inceleyeceğiz. Şimdi ilk örneğimizle başlayalım. 1995 yılında doğan bir kişinin kaç yaşındayken bu yaşının doğum yılı rakamların toplamının eşit olacağını bulunuz diyor örneğimiz. Şimdi beraber bakalım. Şimdi 1995 yılında doğan dediği için ve bu yılın rakamların toplamı dediği için o zaman biz 1995'in rakamlarını toplayalım. Yani 1, 9, 9 ve 5'i topladığımızda cevap 24 olur. O zaman doğum yılını yani 1995 yılına 24'ü eklediğimizde 24 yıl sonrasının kaç olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 2019 yılı olduğunu görüyoruz. Evet, ikinci örneğimize beraber geçelim. Önce örneğimizi okuyalım. Esra'nın yaşı oğlu Kaan'ın yaşının 5 katıdır. 8 yıl sonra Esra'nın yaşı oğlunun yaşının 3 kat olacağına göre Esra'nın bugünkü yaşının kaç olduğunu bulunuz. Şimdi denklem problemlerinde de söylenen bir şey vardı. Yaş problemlerinde de aynısını yapacağız. Soruyu okurken matematik cümlesini de aynı anda kuracağız. Esra'nın yaşı oğlu Kaan'ın yaşının 5 katıdır dediği için, oğlu Kaan'a göre karşılaştırma yaptığı için Kaan'ın yaşına x diyoruz. O zaman Esra'nın yaşı kaç x oluyor? 5x oluyor. 8 yıl sonra dediği için, videomuzun başında söylemiştik. 8 yıl sonra dediği için Kaan'a da 8 ekliyoruz. Esra'nın yaşına da 8 ekliyoruz. O zaman Kaan'ın yaşı x artı 8. Esra'nın yaşı 5x artı 8 oluyor. Evet. Şimdi sorunun sonuna bakalım. 8 yıl sonra Esra'nın yaşı oğlunun yaşının 3 katı olacağına göre. Bakın Esra'nın yaşı oğlunun yaşının 3 katı olacağına göre. Evet, buna göre denklemimizi kurduğumuzda şurada zaten görüyoruz. Esra'nın yaşı oğlunun yaşının 3 katı olacağına göre denklemimizi kurduk. Şurada geyik işlemleri yaptığımızda 2x eşittir 16. X eşittir buradan kaç oluyor arkadaşlar? 8 oluyor. Tabii x'i bulup soruyu bırakmıyoruz. Sorunun kökünde bize neyi soruyor? Esra'nın yaşını soruyor. O zaman Esra'nın yaşı 8'in kaç katı olacaktı? 5 katı olacaktı. O zaman 8 kere 5, 40 oluyor. Evet, bir sonraki örneğimizi beraber okuyalım. 42 yaşındaki bir babanın yaşı, 3 çocuğun yaşları toplamının 3 katıdır. Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamının babanın yaşına eşit olacağını bulunuz diyor. Evet, yine sorumuzu beraber çözelim. Şimdi babanın yaşı 42 olduğuna göre 3 çocuğun yaşları toplamı 3 katıdır dediği için dolayısıyla burada 3 katıdır diye vermiş. O zaman babanın yaşını da vermiş 42 diye. Biz 3 çocuğun yaşları toplamı bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Burada 42'yi 3'e bölmemiz gerekiyor. O zaman 42'yi 3'e böldüğümüzde çocukların yaşları toplamı kaç olacak? 14 olacak. Şimdi sorunun devamını da yine çocukların yaşları toplamından kurduğu için yaşları toplamına 14 üzerinden sorunun çözümüne devam edelim. X yıl sonra aldığımızda o zaman burada babaya da x ekliyoruz. Evet, dikkat edelim. 3 tane çocuk var ve x yıl dediği için o zaman benim 14'ü kaç eklemem gerekiyor?
3 çarpı x eklemem gerekiyor. O zaman 42 artı x eşittir 14 artı 3 çarpı x. X'siz sonra ve 3 çocuk olduğu için 3 ile x'i ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Bunu zaten dersimizin başında söylemiştik. Buradan denklemimizi çözdüğümüzde 2x eşittir 28. X eşittir kaç oluyor arkadaşlar? 14 oluyor. Zaten kaç yıl sonra dediği için ve biz x'e x yıl sonra dediğimiz için cevabımız 14 oluyor. Evet. Diğer bir yeni örneğimizi okuyalım. Bir annenin yaşı iki çocuğun yaşları farkının 6 katıdır. 10 yıl sonra annenin yaşı çocuklarının yaşları farkının 8 katı olacağına göre annenin şimdiki yaşını bulunuz diyor. Evet. Şimdi bir annenin yaşı iki çocuğun yaşları farkının, bakın yaşları farkının dediği için yaşları farkı yıllara göre ne yapmıyordu? Değişmiyor. O zaman bizim burada yaşları farkına tek bilinmeyeni vermemiz gerekiyor. Çocukların yaşları farkını x dersek annenin yaşı yaşları farkının 6 katı olacağı için o zaman annenin yaşı kaç x oluyor? 6x oluyor. 10 yıl sonra şimdi yaşları farkı yıllardan ne yapmıyordu? Etkilenmiyordu. 10 yıl sonra dediği için bakın şimdi 10 yıl sonra şuraya yazalım. 10 yıl sonra burada yaş farkı olduğu için bakın ne yapmıyoruz? X'e herhangi bir şey eklemiyoruz. Ama burada annenin yaşı olduğu için annenin yaşına kaç ekliyoruz? 10 ekliyoruz. Evet, sorun devamında ne diyor? 10 yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları farkının 8 katı. Evet, annenin yaşı çocukların yaşları farkının 8 katı. O zaman 6x artı 10 eşittir 8x. Buradan denklemimizi çözdüğümüzde 2x eşittir 10, x eşittir 5 olup bize annenin şimdiki yaşını sorduğu için 6 kere 5, 30 olarak annenin yaşını buluyoruz. Evet, yeni bir örneğimizi beraber okuyalım. İyi dost olan Ayten ile Emine'nin yaşları toplamı 40'tır. Ayten Emine'nin yaşına geldiğinde Emine 32 yaşında olacağına göre Ayten'in şimdiki yaşını bulunuz. Evet, ne demiştik? Yaşları farkı yıllara göre değişmez. Kişilerin arasındaki yaş farkı yıllara göre değişmiyor dediğimiz özelliğimizi bu soruda beraber kullanacağız. Şimdi ikisinin yaşları toplamı 40 ise Ayten'in yaşı Emine'nin yaşı diye yazdık. Ayten'in yaşını x dersek yaşları toplamı 40 olduğu için Emine'nin yaşı ne olacak? 40 eksi x olacak. Ne diyor? Ayten Emine'nin yaşına geldiğinde Emine 40 eksi x'ti. Ayten Emine'nin yaşına geldiğinde yani 40 eksi x olduğunda Emine kaç yaşında olacak? 32 yaşında olacak. Şimdi Ayten Emine'nin yaşına geldiğinde dediği için burada büyük olan kişi kimdir arkadaşlar bu durumda? Büyük olan kişi burada Emine'dir. Evet, Emine de 32 yaşında olacak. Ne demiştik? Yaşlar farkı değişmeyeceğinden o zaman 40 eksi x'ten x'i çıkarıyoruz. Eşittir diyoruz. 32'den 40 eksi x'i çıkarıyoruz. Yani kişiler arası yaş farkı kişilerin yani Ayten ve Emine'nin yıllara göre arasındaki yaş farkı değişmeyeceği için burada ne yapıyoruz? 40 eksi x'ten x'i çıkarıyoruz. 32'den 40 eksi x'i çıkarıyoruz. Zaten aşağıdaki denklemimizi gördük. 40 eksi x eksi x eşittir 32 eksi 40 eksi x. Burada eksi içeri dağıttığımızda ve gerekli denklem çözümümüzü yaptığımızda 40 eksi 2x eşittir eksi 8 artı x'ten 3x eşittir 48. Ayten'in yaşı burada kaç oluyor arkadaşlar? 16 oluyor. Bulduktan sonra x'i bulduktan sonra sorunun kökünü mutlaka okuma ihmal etmeyelim. Bize zaten Ayten'in yaşını sorduğu için burada x eşittir 16 bizim direkt cevabımız oluyor. Evet, şimdi ortalamayı da ilgilendiren yeni bir örneğimize geçelim. Önce örneğimizi okuyalım. Bir sınıftaki öğrencinin yaş ortalaması 15'tir. Bu sınıftan yaş ortalaması 16 olan 4 öğrenci ayrıldığında sınıfın yaş ortalaması 14,8 olmaktadır. Buna göre başlangıçta sınıf mevcudunun kaç olduğunu bulalım. Şimdi şurada bir aritmetik ortalamayı beraber hatırlayalım sizlerle. Oran orantı konusunda görmüştünüz. Aritmetik ortalama nasıl bulunuyordu? Yaş ortalaması demek aritmetik ortalamadır. Aritmetik ortalamayı nasıl buluyorduk? Burada şimdi yaş ortalaması dediği için burada yaşlar toplamını sınıftaki kişi sayısına ne yapacağız? Böleceğiz. Burada bu şekilde sınıfın yaş ortalamasını buluyoruz. Yaş toplamını kişi sayısına bölüyoruz. O zaman
Bize burada bir ortalama verilmişse, verilen ortalamayla kişi sayısını çarptığımız zaman neyi buluyoruz? Direkt yaşları toplamını buluyoruz. Şimdi burada bakalım sınıf mevcuduna biz x dersek, ortalamayı da 15 vermiş arkadaşlar. Ortalamayı da 15 vermiş. Bir daha buraya söyleyelim. Şimdi yaşlar toplamını bilmiyoruz. Kişi sayısına x dedik. Yaş ortalamasına kaç vermiş? 15 vermiş. O zaman buradan yaşları toplamını kaç olarak buluyoruz? 15 kişi olarak buluyoruz. Sınıftan 4 öğrenci ayrılırsa, 4 öğrenci ayrılırsa sınıfın yaş ortalaması 16 olan 4 tane öğrenci ayrılıyor. O zaman demek ki bunların yaş toplamı da nedir arkadaşlar? 16 çarpı 4 yani 64'tür. Şimdi ayrılıyor dediği için 15x'ten neyi çıkaracağız? 64'ü çıkaracağız. Bu sınıfımızın yeni yaş toplamı. O zaman öğrenci sayısı kaç oluyor? 4 kişi ayrıldığı için x eksi 4 oluyor. O zaman yeni ortalamayı bulmak için ne yapıyoruz? 15x eksi 64'ü x eksi 4'e bölüyoruz. Evet, buradan zaten denklemimizi yazdık. Böldüğümüzde yeni ortalama 14,8 oluyor. Gerekli işlemleri yaptığımızda içler dışlar çarpımı yaptığımızda buradan x'i kaç olarak buluyoruz arkadaşlar? 24 olarak buluyoruz. Zaten bize başlangıçta sınıf mevcudunu sormuştu. Cevabımız 24'tür. Özellikle sorunun sonunda başlangıçta kelimesine dikkat edelim. Yani son durumdaki sınıf mevcudunu sorsaydı o zaman 24'ten 4 çıkaracaktık. Ama başlangıçtakini sorduğu için x eşittir 24 olarak cevabımızı bulmuş oluyoruz. Evet, yeni bir örneğe geçelim. Ayla'nın 6 yıl sonraki yaşının 2 katı, 4 yıl önceki yaşının 3 katına eşit olacaktır. Şimdi şurada ilk önce şuraya bir daha bir yazalım. Aşağıda denklemimizi beraber zaten inceleyeceğiz. Ayla'nın bugünkü yaşına biz x diyelim. Bunları zaten söylemiş. Bugünkü yaşına x diyelim. 6 yıl sonra ne olacak? X artı 6, 4 yıl önce dediği için 4 yıl önce dediği için o zaman x eksi 4. Şimdi ne diyor? 6 yıl sonraki yaşının 2 katı, 6 yıl sonraki yaşının 2 katı, 4 yıl önceki yaşının 3 katı olacaktır. Evet, burada denklemimizi görüyoruz. Zaten şurada da yukarıda yazmıştık. Burada gerekli işlemleri yaptığımızda şu şekilde denklemimizi çözdüğümüzde 2x artı 12 eşittir 3x eksi 12. Buradan x'i kaç olarak buluyoruz arkadaşlar? 24 olarak buluyoruz. Zaten bize neyi sormuş? Ayla'nın yaşını sormuş. Biz Ayla'nın yaşına kaç demiştik? X demiştik. Evet, burada notumuzu tekrar hatırlattık. Çünkü bu soru çözümünde önemli bir nokta arkadaşlar. İki kişinin yaşları farkı neydi? Sabitti. Sorumuzu okuyalım. Bir babanın yaşı iki çocuğun yaşları farkının 3 katından 2 fazladır. 5 yıl önce babanın yaşı çocukların yaşları farkının 2 katından 9 fazla olduğuna göre babanın bugünkü yaşını bulalım. Şimdi çocukların yaşları farkı üzerinden gittiği için soru yaşlar farkını x diyoruz. Yaşlar farkı neydi? Sabitti. Bunu unutmadan sorumuza devam ediyoruz. O zaman babanın bugünkü yaşı bunun 3 katının 2 fazlası. Yaşları farkının 3 katının 2 fazlası. 5 yıl önce dediği için babadan 5 çıkarıyoruz. Ama yaşları farkına bir şey yapmıyoruz. Dediğimiz gibi yaşları farkı yıllardan etkilenmiyordu. 5 yıl önce dediği için babanın yeni yaşı 3x, pardon, 5 yıl önceki yaşı 3x artı 2 eksi 5. Çocukların yaşlar farkı yine x. Sorunun devamında ne diyor? Burada çocukların yaşları farkının 2 katından 9 fazla. Babanın yaşı 5 yıl önce babanın yaşı çocukları yaşları farkının 2 katından 9 fazla olduğuna göre dediği için burada denklemimizi yazdık arkadaşlar. Buradan denklemi çözdüğümüzde x'i kaç buluyoruz? 12 buluyoruz. Ama peki bize x'i mi sormuş? Bunu mutlaka dikkat edecektik. Bize x'i sormuyor. X çünkü çocukların yaşları farkıydı. Neyi soruyor? Babanın bugünkü yaşını soruyor. Bugünkü yaşı dediği için 3x artı 12'de x gördüğümüz yere, pardon, 3x artı 2'de x gördüğümüz yere 12 yazıyoruz. Oradan babanın bugünkü yaşı kaç çıkıyor? 38 çıkıyor. Bu şekilde babamızın yaşını bulmuş oluyoruz. Evet.
Yeni örneğimizi okuyalım. Demet ile Esen'in yaşları farkı 14'tür. Evet, yaşları farkı 14'tür. Yine yaşları farkı üzerinden bir soru. Esen, Demet'in yaşına geldiğinde yaşları toplam 76 olacağına göre Esen'in bugünkü yaşını bulalım. Şimdi yaşları farkı 14 dediği için biz burada Esen'in yaşını x dersek Demet'in yaşı ne olur arkadaşlar? X artı 14 olur. Yaşları farkı 14 ise ne olacak? X artı 14 olacak. Esen Demet'in yaşına geldiğinde, şimdi Demet'in yaşına geldiğinde dediği için niye burada Demet x artı 4 diyoruz? Az önce biz başka bir soruda söylemiştik. Demet'in yaşına geldiğinde dediği için burada büyük olan kişi kimdir? Demet'tir. Evet, burada büyük olan kişi Demet'tir. Onun için Demet x artı 4 dedik. Esen Demet'in yaşına geldiğinde, yani 14 yıl sonra Esen ne olacak? Esen'e x demiştik. Esen x artı 4. Demet de bunu 14 eklediğimizde x artı 28 olacak. Burada zaten yaşında olur. Bunların yaşları toplamı kaç oluyormuş? 76 oluyormuş. O zaman x artı 14 ile x artı 28 toplayıp kaç eşitledik? 76 eşitledik. Yine buradan denklemimizi çözdüğümüzde x eşittir kaç oldu? 17 oldu. 17 Esen'in yaşıydı. Bize bakalım Esen'i mi sormuş? Evet, Esen'in yaşını sormuş. O zaman cevabımız 17'dir. Eğer Demet'in bugünkü yaşını sorsaydı 17'ye kaç ekleyecektik? 14 ekleyecektik. Evet. Yeni bir örneğimizi okuyalım. İki kardeşin yaşları oranı 5 bölü 3'tür. Küçük kardeş doğduğunda büyük kardeş 14 yaşında olduğuna göre büyük kardeşin bugünkü yaşını bulalım. Şimdi oran orantısı sorusundan hatırlayacaksınız. İki kardeşin yaşları oranı 5 bölü 3. Şimdi bakın 5 bölü 3, 5 daha büyük bir sayı 3. İki kardeş dediği için burada bir de küçük ve büyük diyor. Dolayısıyla büyük kardeş 5 yukarıdaki sayı olduğu için büyük bölü küçük olarak alırız bu oranı. Değil mi arkadaşlar? Çünkü burada 5 bölü 3 olarak vermiş. O zaman büyük kardeş 5 ile orantılı, küçük kardeş 3 ile orantılı. Büyük kardeşin yaşını 5K, küçük kardeşin yaşını burada 3K alıyoruz. O zaman aradaki yaş farkı kaç K'dır? Aradaki yaş farkı burada kaç K'dır? 2K'dır. Evet. Dolayısıyla küçük kardeş doğduğunda büyük kardeş 14 yaşında dediği için buradaki 2K 14'e eşittir. 2K 14'e eşitse buradan K dediğimiz sayı kaç oluyor arkadaşlar? 7 oluyor. Bize soruda neyi sormuş? Büyük kardeşin yaşını sormuş. Büyük kardeş 5K'ydı. O zaman 5 kere 7 35 olarak cevabımızı bulmuş oluyoruz. Evet, şimdi yeni sorumuzu okuyalım. Bir babanın yaşı ikişer yıl arayla doğmuş 3 çocuğunun. Bakın burada 3 çocuk hakkında farklı bir bilgi var. O zaman burada 3 çocuğun yaşını ayrı ayrı almamız gerekiyor. Bir babanın yaşı ikişer yıl arayla doğmuş 3 çocuğun yaşlarının toplamına eşittir. Soruyu önce okuyalım, sonra çözümümüzü beraber yapacağız. 10 yıl sonra babanın yaşı büyük çocuğunun yaşının 2 katına eşit olacağına göre küçük çocuk doğduğunda babanın kaç yaşında olduğunu bulalım. Şimdi ikişer yıl arayla doğmuş 3 çocuk dediği için ilk çocuğa x diyelim. İkinci çocuk x artı 2. Üçüncü çocuk kaç oluyor? X artı 4 oluyor. Bunları topladığımız zaman x, x artı 2 ve x artı 4 topladığımız zaman 3x artı 6. Evet, demek ki babanın yaşı da kaçmış? 3x artı 6. Şimdi şurada babanın yaşını zaten bulduk. Burada 10 yıl sonra dediği için o zaman ne yapacağız? 10 yıl sonra dediği için babanın yaşına da 10 ekleyeceğiz. Çocukların yaşına da, ama burada 3 tane çocuk olduğu için arkadaşlar, ama bize soruda pardon babanın yaşı büyük çocuğunun diyor. Pardon, şuraya bir daha bakalım. Büyük çocuğunun diyor arkadaşlar. 10 yıl sonra dediği için şimdi babanın yaşı 3x artı 6'ydı. 10 yıl sonra dediği için o zaman 10 yıl sonra baba ne oluyor? 3x artı 16 oluyor. Zaten denklemimizde de çözümde de yazdık. Baba 3x artı 16. Büyük çocuk neydi? X artı 4. O zaman büyük çocuk da burada. X artı 4'e de, yani büyük çocuk, şuraya yazalım tekrardan. Büyük çocuk x artı 4'tü. O zaman buna da tekrar 10 ekledik. Büyük çocuk da kaç oldu? X artı 14 oldu. Buraya da
yazdık zaten. Evet, babanın yaşı büyük çocuğun yaşının 2 katı olacaktır. 10 yıl sonrası için söylüyor. Evet, buradan denklemimizi çözdüğümüzde 3x artı 16 eşittir 2x artı 28. Buradan x'i kaç buluyoruz? 12 buluyoruz. Peki bize soruda neyi sormuş? Küçük çocuk doğduğunda baba kaç yaşında? Şimdi o zaman küçük çocuk, en küçük çocuk 12 yaşındaysa babanın yaşını da hesaplayalım. X'e gidip 12 yazdığımız 3x artı 6'ydı. Baba kaç yaşında? 42 yaşında. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Babanın şimdiki yaşından küçük çocuğun şimdiki yaşını çıkarmamız gerekiyor. O zaman küçük çocuk doğduğunda baba kaç yaşında oluyormuş? 42 eksi 12'den 30 yaşında oluyormuş. Evet, bir sorumuzu da beraberce okuyalım. Mehmet, Ahmet ve Emre'nin yaşları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Emre'nin 3 yıl sonraki yaşı Mehmet'in 2 yıl önceki yaşına eşit olacaktır. Şimdi burada adım adım okurken denklemimizi kuralım. Çünkü soru biraz uzun. Emre'nin 3 yıl sonraki yaşı Mehmet'in 2 yıl sonraki yaşına eşit olacaktır. Önce şu kısma bakalım. Mehmet'in yaşına x, Ahmet'in yaşına y, Emre'nin yaşına da z diyelim. Emre'nin 3 yıl sonraki yaşı, Emre'ye ne demiştik? Z demiştik. 3 yıl sonraki yaşı Mehmet'in 2 yıl önceki yaşına eşit olacaktır. 2 yıl önceki yaşına eşit olacaktır. Evet, şu denklemimizi burada yazdık. Bu burada kalsın. Emre'nin 4 yıl sonraki yaşı, Emre'ye ne demiştik? Z demiştik. Evet, Emre'nin 4 yıl sonraki yaşı Ahmet'in şimdiki yaşına eşit olacaktır. Ahmet'in şimdiki yaşına eşit olacaktır. Bu da şuradaki, şu satırdaki denklemimiz. Şu ilk çerçeve için aldığımız yerde ne çıkıyor? X eşittir Z artı 5. İkinci denklemimizde ne bulmuştuk? Z artı 4 eşittir Y. Bakın burada X'i Z türünden bulduk. Y'yi de Z türünden bulduk. Bunlar burada kalsın. Sorunun devamını beraber okuyalım. Üçünün 2 yıl sonraki yaşlarının toplamı 24 olacaktır. Ne demiştik? Adım adım okuyup matematik cümlemizi kuralım. Üçünün 2 yıl sonraki yaşlarının toplamı 24 olacaktır. O zaman x, y, z her birine 2 eklememiz gerekiyor. X artı 2, y artı 2, z artı 2 eşittir 24. Şimdi biz şu yukarıdaki denklemde hem x'i z türünden bulmuştuk hem de y'yi z türünden bulmuştuk. Denklemimizi tek birim yerine indirelim. X yerine ne yazıyoruz? Z artı 5 yazıyoruz. Y yerine ne yazıyoruz? Z artı 4 yazıyoruz. Zaten Z, Z olarak kalıyor. Buradan denklemimizi çözdüğümüzde, evet, denklemimizi çözdüğümüzde 3Z eşittir 9, Z eşittir kaç oluyor? 3 oluyor. Evet, tek birim yerine indirip Z'yi 3 olarak bulduk. Biz Z'yi kimi demiştik? Emre'yi Z demiştik. Bakalım bize Emre'yi mi soruyor? Hayır, bize Ahmet'in bugünkü yaşını soruyor. Ahmet'in yaşı neydi? Y'ydi. Şurada zaten söylemiştik. Y neydi arkadaşlar? Z'nin 4 fazlasıydı. O zaman buradan 3'e 4 eklediğimizde Y'yi de kaç olarak buluyoruz? 7 olarak buluyoruz. Evet, yaş problemleri daha çok örnekler üzerinden bol soru çözülerek daha iyi anlaşılacak bir konu. Bizim şimdilik çözeceğimiz örnekler bunlar. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.